Manisa TV ekranından herkese mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Dünyadan, Türkiye'den ve Manisa'dan gelişmelerle bu akşamda karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, kar yağışı nedeniyle oluşan mağduriyetler üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. İstanbul'a ilk defa kar yağmadığını söyleyen Çelik, 2017'de daha yoğun bir kar yağışı vardı. Sanki belediyenin kurumsal hafızası ortadan kalkmış dedi. Hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığı, herhangi bir şekilde bir koordinasyon içerisinde davranmadığı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul'da karla mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi, tedbir almadığını belirtti. Hiçbir şekilde bir hazırlığının olmadığı, herhangi bir şekilde bir koordinasyon içerisinde davranmadığı, büyük bir yönetim zaafı ortaya çıkardı, görüldü. Ama bunun karşısında halen bütün bunların sebebi nedir diye kamuoyuna bir açıklama yapmak yerine suçlayıcı, bütün bu felaketin üstünü örtmeye çalışan, yönetim felaketin üstünü örtmeye çalışan bir yaklaşım var. En basit tedbirlerin bile alınmadığı görüldü şeklinde konuşan AK Parti sözcüsü açıklamasını şu şekilde sürdürdü. İstanbul'da yüz binlerce insan mahsur kalırken toplu taşımaya insanların yönlendirilmesi söz konusuyken toplu taşıma araçlarına zincir takılmadığı, bu yoğun kar yağışında herhangi bir tedbirin bu sıkıntıya müdahale edecek toplu taşıma araçları için söz konusu olmadı, görüldü. Daha sonra bu kar temizleme araçlarının zincirsiz bir şekilde nasıl savrulduğu, aslında krize müdahale etmesi gereken bu araçların herhangi bir şekilde zincir takılmadığı için kendisinin bir kriz unsuru haline geldiği görüldü. Daha da acısı, krize müdahale etmesi gereken kar küreme araçlarından bir tanesi, belediye başkanının bir restoranda yemek yemesine eşlik ediyor. Oradaki yolu açmak için seferber ediliyor. Bütün bu bilgilendirmeyi yapması gereken belediye görevlisinin yurt dışında olduğu gözüküyor. Üstelik olan bitene tepki gösteren vatandaşlarımıza troll diyerek, hakaret ederek bir kampanya yürütülüyor. Çelik, İstanbul'da vatandaş kar dolayısıyla mağduriyet yaşarken Başkan İmamoğlu'nun bir balıkçıda yemek yemesine de değindi. Bu kriz döneminde bakın normal bir zamanda kimin hangi restorana gittiğiyle kimse ilgilenmez. Kendisi bilir. Ya da kimin yurt dışında nerede tatil yaptığı kimse ilgilendirmez. Kendisi bilir. Fakat bu kriz döneminde İstanbullu, yüz binlerce İstanbullu sokaklarda perişan olmuşken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanı içerisinde müdahale etmesi gereken yerlere müdahalesi söz konusu değilken bir belediye başkanının saatlerini restoranda geçirmesi tabii ki kriz yönetimi açısından büyük bir zaaf oluşturur. Ve tabii ki bu siyasi bir sorgulamanın vatandaşlarımızın protestoları, infialleri neticesinde siyasi bir tartışmanın sebebi olur. Bu doğal bir durumdur. Göçmenler ve medya çalıştayı açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medyada ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin göçmenlere yönelik nefreti körüklediğini belirtti. Göçmenler sığınmacılar, sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır ifadelerini kullanan Altun, medyada göçmenlerin temsili noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var dedi. 2010 sonrasında bölgemizde yaşanan gelişmeler, bölünmüş devletlerin ortaya çıkmasına. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Uluslararası Medya Enformasyon Derneği tarafından düzenlenen Göçmenler ve Medya Çalıştayı'nın açılışında konuştu. Altun konuşmasında Batı'nın ırkçılığın derinleştiği, yabancı düşmanlığının yükseldiği, sosyal gettolaşmaların arttığı bir kültürel coğrafya olarak uluslararası alanda konumlandığını belirtti. Altun, Türkiye'nin göçmen politikasıyla dünyaya örnek olduğunu dile getirdi. 2010 sonrasında bölgemizde yaşanan gelişmeler, bölünmüş devletlerin ortaya çıkmasına, terörizmin yaygınlaşmasına, küresel göçmen ve mülteci sorunun baş göstermesine neden oldu. Bu dönemde
Türkiye istikrarlaştırıcı bir güç olarak hem kendi güvenliği ve istikrarı hem de bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için sahada ve masada mücadele verdi ve son derece somut önemli kazanımlar elde etti. Bu noktada Türkiye gerçekçi ve insani göçmen politikasıyla dünyaya örnek oldu. Tüm dünyanın şu anda göçmen sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Altun, bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi. Bu sorunla en ciddi şekilde yüzleşen ülke Türkiye'dir. Bunu biz tercih etmedik. Bölgemizde büyük bir yangın çıktı. Bu yangını biz çıkarmadık. Aksine bu yangını söndürmek için çok büyük gayretler sarf ettik. İletişim Başkanı Altun, bazı basın yayın organlarını da göçmenler üzerinden yaptıkları söylemler üzerinden eleştirdi. Başta siyasetçilerin sığınmacılarla ilgili değerlendirmelerinde ve medyanın mültecilerle ilgili haberlerinde insani ve mesleki değerler açısından hassasiyet göstermesi elzemdir, çok önemlidir. Objektiflikten uzak, popülist söylemlere dayalı yorum ve haberlerin derin toplumsal sorunlara zemin hazırlama potansiyeli bulunduğu aşikardır. Altun, medya ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimlerin göçmenlere ve sığınmacılara yönelik nefreti körüklediğini, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yükselmesine sebep olduğunu kaydederek, göçmenler, sığınmacılar sorunun kaynağı değil, sorunun mağdurlarıdır şeklinde konuştu. Göçmenler, sığınmacılar sorunun kaynağı değildir. Onlar sorunun mağdurlarıdır. Bugün medya ve siyaset dünyasındaki popülist eğilimler göçmenlere, sığınmacılara yönelik nefreti körüklemekte, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının yükselmesine maalesef neden olmaktadır. Medyada ve siyaset dünyasında sığınmacılara ve göçmenlere yönelik ön yargıları yeniden üretmek, zulmü kalıcı hale getirmektir. Medyada göçmenlerin temsili noktasında adil bir tutuma ihtiyacımız var. Veri temelli haberciliğe ihtiyacımız var. Sevgili seyircilerimiz, ülke genelinde yaşanan yağışlarla mücadeleye devam ediliyor. AFAD meteorolojik uyarıların göz önüne alınarak zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması uyarısında bulundu. Yurt genelinde kar yağışı yer yer kuvvetli şekilde etkisini gösteriyor. AFAD koordinasyonunda karayolları, emniyet, jandarma, 112, belediye, il özel idare, Türk Kızılay, UMKE ve STK ekiplerinin karla mücadeledeki çalışmaları devam ediyor. AFAD'dan yapılan açıklamada vatandaşlardan meteorolojik uyarıları takip ederek bu uyarılar doğrultusunda zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğinin önem taşıdığı belirtildi. Açıklamada çalışma gruplarından toplamda 81.039 personel, 27.280 araç, makine ve teçhizat görevlendirildiği aktarıldı. 22 ilde 24.589 vatandaş misafirhane ve yurtlarda misafir edilmiş olup 4.545 vatandaşın misafir edilmeye devam ettiği kaydedildi. Yurt genelinde 9.398 kişinin mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlandı. 1473 sıcak yemek, 98.443 içecek, 78.195 kumanya, 77.905 ikramlık, 12.750 çorba ve 11.976 battaniye dağıtımı yapıldı. Mehmetçik 7 metre kar kalınlığı ve 39 derece soğuk havaya rağmen vatan görevine devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından Mehmetçik'in soğuk havaya aldırış etmeden icra ettiği videosunu paylaştı. Mehmetçik her şartta vatanı görevini yerine getirmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bu kapsamda 7 metre kar kalınlığı ve -39 dereceye ulaşan soğukta nöbet tutan Mehmetçiklerin videosunu paylaştı. Videoda Mehmetçiklerin zor şartlara rağmen vatan görevine devam ettiği görüldü. Bakanlığın yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi. Kar kalınlığı 7 metre,
Hava sıcaklığı -39 derece. Vatan, millet ve bayrak için seve seve can vermeye hazır yürekleri hiçbir zorluk yıldıramaz. Sevgili seyircilerimiz, meclisin gündeminde bulunan öğretmenlik meslek kanunuyla öğretmenler 3600 ek göstergeye kavuşacak. Diğer meslekler için sürdürülen çalışmanın bu yasama döneminde meclise sevk edilmesi bekleniyor. Ünvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir yöntem. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. İlk çalışma öğretmenler için yapıldı. Meclis gündeminde olan düzenlemeyle öğretmenler 3600 ek göstergeye kavuşacak. Şimdi gözler diğer ünvanlar için yapılan çalışmada. Öğretmenlerin ardından sırada polis, hemşire ve din görevlileri var. Ancak kapsam dışı kalan diğer ünvanların da gözden geçirilmesi söz konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ek gösterge çalışmalarını tamamladı. İlgili bakanlıklar arasında yapılacak görüşmelerin ardından taslak metne son şekli verilecek. Ek göstergenin asıl etkisi mevcut maaşlardan çok emeklilikte önemli. 3600 ek gösterge ile emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Bu yasama dönemi bitmeden meclise sevk edilmesi beklenen ek gösterge değişikliklerinin 2023 yılı başından itibaren yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ve Manisa'dan haberlerle devam edelim. Manisa'da Ombudsman Halkla Buluşuyor programına katılmak üzere kente gelen kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Burada açıklamada bulunan Malkoç, kamu denetçiliğine başvuruda Manisa'nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir talebi olduğunu söyledi. Hoş geldin. Kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, Ombudsman Halkla Buluşuyor programı kapsamında Manisa'ya geldi. Manisa'da iki gün sürecek programlarına Manisa Valiliği ziyaretiyle başlayan Malkoç, valilik ziyaret defterini imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Malkoç, kamu denetçiliğine başvuruda Manisa'nın Türkiye ortalamasının üzerinde bir talebi olduğunu söyledi. Devlet-millet kaynaşmasında idare ile halk arasında bir ara buluculuk, hakemlik görevi yapmasında fevkalade önemli rolü var kamu denetçiliği kurumunun. 2021 yılında halkımız 8 milyona yakın talepte ve başvuruda bulunmuştur. Yani bir bakıma biz toplum olarak şükür kültürünü yanı sıra şikayet kültürünü de geliştiren bir toplumuz. Talep eden bu. Manisa bunların başında geliyor. Özellikle kamu denetçiliğine başvuruda Manisa Türkiye ortalamasının üzerinde bir talebi var. Biz bundan memnun oluyoruz. Çünkü insanın hakkını bilmesi, hakkını araması, bunun için müracaat etmesi hem Türkiye'nin gelişmesi açısından demokrasinin kökleşmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması açısından fevkalade önemli buluyoruz. Manisa'nın gerek sanayisi ve gerekse tarımıyla üreten bir şehir olduğunu belirten Vali Yaşar Karadeniz, Malkoç'u hediye takdim etti. Ziyarette ayrıca AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ombudsman Halkla Buluşuyor etkinlikleri kapsamında Manisa'ya gelen kamu baş denetçisi Şeref Malkoç'u ağırladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Ergün, Malkoç'u Manisa'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti. Ombudsman Şeref Malkoç da Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylık, yeni hizmet binasının da hayırlı olmasını diledi. Ombudsman Halkla Buluşuyor etkinlikleri kapsamında Manisa'ya gelen kamu baş denetçisi Şeref Malkoç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü ziyaret etti. Kamu baş denetçiliği Genel Sekreteri Mehmet Sarı ve kamu denetçileriyle birlikte Büyükşehir Belediyesi'ne ziyarette bulunan Malkoç'u Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Genel Sekreter Yardımcıları ve MASKİ Genel Müdür Yardımcıları ile birlikte karşılayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Malkoç'u Manisa'da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade etti.
Değerli başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağlığımız, keyfimiz yerinde. Sizi gördük. Daha çok. Allah razı olsun. Yaklaşık 9 aydır Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni binasında Manisalılara hizmet verdiklerini belirten Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün'e çalışmalarında kolaylık ve yeni hizmet binasının da hayırlı olmasını dileyen kamu baş denetçisi Şeref Malkoç da Manisa'nın bulunduğu konum itibariyle şanslı bir şehir olduğunu, gelişmiş sanayisi ve tarımıyla ülkemizin önemli illeri arasında yer aldığını belirtti. Ziyaret sonunda Başkan Ergün kamu baş denetçisi Malkoç'a ziyaret anısına Manisa bezinden yapılmış ve çerçeveletilmiş temsili kaftan, içerisinde mesir macunu ürünlerinin yer aldığı çanta ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 32 akademisyen tarafından hazırlanan 100. yılında Milli Mücadele döneminde Manisa isimli 4 ciltlik eserden armağan etti. 2 yıllık çalışma ürünü. Başkanım tebrik ediyorum. Malkoç da Başkan Ergün'e kamu baş denetçiliği yayınlarından kitap ve kravat hediye etti. Ziyaret günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu. ...2021 yılı yatırım programı 4. dönem uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi ve koordinasyon çalışmalarının tespitini amaçlayan 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında yapıldı. İl genelindeki yatırımlarla devam eden iş ve işlemlerin koordineli bir şekilde sürdürülebilmesi için kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda 2022 yılı 1. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. Kulları sağlıkla sahibinde çok mobil olan dünyada bir yol ilk insanlara ayrı önemli jeolojik unsurları kapsamak. Vali Karadeniz 2021 yılı yatırım programı sonuçlarına göre Manisa'da 4. dönem sonu itibariyle 1 milyar 315 lira ödenek harcandığını açıkladı. Elimizde 470 kamu yatırım projesi uygulandı. Bunlardan 325'inin yatırımcı kuruluş, 145'inin belediyelere ait olduğu ve toplam tutarlarının 10 milyar 18 milyon lirası olduğu anlaşılmıştır. Projeler için önceki yıllarda 3 milyon Türk lirası harcama yapılmış. 2021 yılı için bu projelere toplam 2 milyar 436 milyon Türk lirası ödenek ayrılmış ve kullanılmıştır. Dördüncü dönem sonu itibariyle 1 milyar 215 milyon Türk lirası ödenek harcanarak harcama oranı %54 olarak gerçekleşmiştir. Bu projelerin 98'inin tamamlandığı, 277'sinin devam etmekte olduğu, 20'sinin ihale aşamasına getirildi ve 75 proje ise henüz başlanamadı tespit edilmiştir. Başlanamayan projelerin başlanamama sebeplerinin arsa, ödenek ve hukuki sorunlar olduğu görülmüştür. Burada sorunlarındaki fiyat artışlarında bazı projelerin başlanmasının önünde bir engelde ancak yeni fiyat kararnamesinin yayınlanmasıyla o projelerimize de başlanacaktır diye düşünüyorum. Vali Karadeniz'in konuşmasının ardından ilgili kurumların bölge ve il müdürleri sunumlarını gerçekleştirerek yatırımlar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. İş halinde gömül paylaşımında finansal ve proje çalışmaları devam eden de toplamda 27 milyon bekliyor. Bir de uluslar arasında bir takım şahsiyetlerden oluşmaktadır. Talep ve isteklerin alınması ve görüş alışverişinde bulunulmasıyla toplantı sona erdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celalbayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç'la Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kıvanç Günhan'ı makamında ağırladı. Ziyarette konuşan Rektör Ataç, öğrencilere sağladığı desteklerden dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti. Başkan Ergün de orada okuyan çocukların hepsi bizim evladımız, bizim çocuklarımız. Biz dün onların yanında olduk, bugün de oluyoruz, yarın da olacağız dedi. Celalbayar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kıvanç Günhan'la birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu.
Ziyarette konuşan Rektör Ataç, Başkan Cengiz Ergün'e üniversiteye verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Sayın Başkanımıza hem üniversitemiz hem şahsım hem de öğrencilerimizin adına teşekkür etmek istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana şehrimizde okuyan bütün öğrencilerimizin sorunlarıyla birebir ilgilendi, dertlerimizi dinledi ve bunların çözümü noktasında elinden gelen bütün çabayı sarf etti. Bunların en başlıcası da kampüsümüze ulaşım noktasında sorun yaşayan çocuklarımızın bu sorunlarını gidermesi için tahsis ettiği elektrikli araçlar, kampüsün ulaşımına sağladığı destekler, özellikle hastanemizin çevre düzenlemesine sağladığı katkılar bizim üniversite adına başkanımıza teşekkür etmemiz gerektiren en önemli meselelerdi. Manisa Celalba Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Ataç 2022 yılı için iyi temennilerde de bulundu. 2022 yılı için iyi bir ve sağlıklı yıl temennisi ve bugüne kadar bize sağladığı desteklerden dolayı teşekkür etmek istedik. Üniversite olarak şehirle beraber bütünleşmemizde gerçekten önemli bir yüz bizim için Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Hem miniklerimizde, hem milli eğitimimizde, hem belediyemizde birlikte birçok organizasyonları yapıyoruz. Bunların en büyüğü de inşallah baharda gerçekleştireceğimiz bilim şenliği olacak. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise öğrencilerin ve gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Çok teşekkür ederim nazik ziyaretleriniz için de. Orada okuyan çocukların hepsi bizim evladımız, bizim çocuklarımız. Bu ülkenin geleceği. Biz her zaman dün onların yanında olduk. Bugün de oluyoruz, yarın da olacağız inşallah. Elimizden gelen her türlü desteği de her zaman vereceğimizi zaten bütün herkes biliyor. Ve Demirci'ye gidelim. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2021 yılında Demirci'de tarım üzerine üretim yapan çiftçilere 17 milyon 500 bin lira destek sağlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl çiftçi ve üreticilere en iyi şekilde üretim yapması ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için desteklerini sürdürüyor. Bu kapsamda Demirci'nin sulu tarımla kalkınması için de ilçe genelinde baraj ve gölet yatırımlarının inşaatı da hızla devam ediyor. Öte yandan 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ilçede tarım üretimi yapan çiftçilere toplamda 17 milyon 843 bin Türk lirası ödeme yapıldı. Yapılan desteklemelerin en başındaysa 2021 yılında yaşanan kuraklık sebebiyle 209 çiftçiye 3 milyon 979 bin Türk lirası olarak yapılan ödeme yer alıyor. Kuraklık ödemesinin ardından buzağı desteklemesinde 1 milyon 798 bin 647 Türk lirası, çiğ süt üretimine 1 milyon 671 bin 908 Türk lirası ve küçükbaş anaç desteklenmesinde de 1 milyon 438 bin 115 Türk lirası ödeme yapıldı. Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Demircimize tarımdan sağlığa ve ulaşıma kadar her alanda yatırım ve hizmetler yapılıyor. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de ve yarın da çiftçimizin, üreticimizin her daim yanında. Tarım ve Orman Bakanlığımız da 2021 yılında Demirci'de tarım üzerine çeşitli türlerde üretim yapan çiftçimize 17 milyon 456 bin 843 Türk lirası destek ödemesi yaptı. Allah devletimize zeval vermesin dedi. İlçede baraj ve gölet yatırımlarının da sürdüğünü ifade eden Başkan Selami Selçuk, geçtiğimiz haftalarda ilçemizi ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli, yapımı tamamlanan Güveli ve Kuzuköy barajlarını hizmete açtı. İlçemizde hizmete sunulan baraj sayımız 4'e yükseldi. Sayık ve Durhasan barajlarının yapımındaysa sona gelindi. Hedefimiz ihalesi yapılan ve projelendirilmesi tamamlanan diğer baraj ve göletlerimizi de ilçemize kazandırmak ifadelerini kullandı. Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul'da mevcut Başkan Ahmet Akçın 60 oy alarak güven tazeledi. Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği konferans salonunda gerçekleşen ve 170 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda mevcut Başkan Ahmet Akçın, Osman Aslan ve Ali Pişken yarıştı. Üye sayısı az olduğu için tek sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. 122 üye oy kullandı.
Ahmet Akçın 60 oy alarak yeniden başkan seçilirken Osman Aslan 34 oy, Ali Pişken ise 28 oy aldı. Manisa Ayakkabıcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçın'ın listesinde İbrahim Darcan, Cengiz Tanıl, Salih Zeki Ömürlü, Ömer Kök, Emre Can Doğru, Engin Çapar, Denetim Kurulu'nda Mehmet Akif Aslan, İsa Göbeklioğlu, Volkan Doğru yer aldı. Sevgili seyircilerimiz, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 17-24 Ocak 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan 67 operasyonda 99 şüpheli şahsın yakalandığı bildirildi. Manisa narkotikle mücadeleye devam ediyor. Manisa Emniyet Müdürlüğü, Manisa'nın 17-24 Ocak 2022 tarihleri arasındaki narkotikle mücadele verilerini paylaştı. Bu kapsamda Manisa genelinde bir haftada 67 operasyon yapıldı. 99 şüpheli yakalandı. 9 şüpheli ise tutuklandı. Yapılan paylaşımda halkımızın huzur ve güvenliği için Manisa Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam edecektir denildi. Yunus Emre Belediyesi kış aylarında da sorumluluk sahasındaki konteynerleri dezenfekte ediyor. Konteynerların temizlenmesiyle kötü görüntü ve sağlıksız ortamın önüne geçiliyor. Yunus Emre Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri bünyesinde bulunan 2 adet buharlı yıkama aracıyla ilçedeki yeraltı ve yerüstü konteynerlerini temizliyor. Çalışma kapsamında Güzel Yurt Mahallesi'ndeki çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Belirli bir program çerçevesinde ilçenin farklı noktalarındaki çöp konteynerlerinin dezenfekte edilmeye devam edeceğini belirten Yunus Emre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çarçı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Ekiplerimiz 2 adet buharlı yıkama aracımızla kış aylarında da çöp konteynerlerini basınçlı suyla dezenfekte ediyor. Ekiplerin yeraltı ve yerüstü konteynerlerinin temizlenmesiyle kötü görüntü ve sağlıksız ortamın önüne geçiliyor. Temizleme ve dezenfekte çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz. Yine Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde sigara izmaritinden çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti. Yangın Yunus Emre ilçesine bağlı Gürbahçe mahallesinde saat 15.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evde çıktı. İddiaya göre Hayri Sezen uzandığı kanepe üzerinde elindeki sigarayla uyuyakaldı. Elindeki sigara izmaritinin düşmesi sonucu yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği evde dumandan etkilenen Sezen olay yerinde hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken Hayri Sezen'in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de evli olan kızının yanına torununu görmeye gittiği öğrenildi. Ve son haberimiz spordan. Türkiye Kickbox Turnuvası'na Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Betül Durmuş, 65 kilogramda genç bayanlar K1 kategorisinde yarışarak bronz madalya kazandı. Türkiye Kickbox Turnuvası 19-27 Ocak 2022 tarihleri arasında Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü adına katılan Betül Durmuş, 65 kiloda genç bayanlar K1 kategorisinde yarışarak bronz madalya kazandı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Akif Özer, sporcumuz Betül Durmuş daha evvel farklı branşlarda bizleri ulusal ve uluslararası arenada temsil etmiş, ilk kez katıldığı şampiyonada üçüncülük alarak göğsümüzü kabartmıştır dedi. Özer, Türkiye Kickbox Turnuvası, Turkish Open World Cup ve Türkiye Kickbox Şampiyonası sonuçlarına göre milli takımların oluşturulacağını da kaydederek başarılı sporcumuza güvenimiz tam. Bu turnuvalarda da iyi dereceler alıp ülkemizi uluslararası arenada temsil edeceğine inanıyoruz dedi. Sevgili
sevgili seyircilerimiz, bu akşam da Manisa TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Bültenimizin hemen ardından dünyadan gelişmelerin yer aldığı dünya turumuz ekranlarınızda olacak. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.